Evet Raşit hocam şöyle bir soru. İslam'da müzik haram mıdır? Efendim, müzik haramdır diyemeyiz. Hı hı. Müzik içinde ne var? O haram veya halal olabilir. Hı hı. Neden haram değildir diyorum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve zamanında şimdi müzikle ilgili instrumentler vardı. Evet. Ama mesela bugün bu def var falan var hı hı. böyle hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve zamanında Hazret Ayşe'nin bir arkadaşı, işte o galiba onun düğünü vardı, evlenecekti. Ve o kabilede def çalma, böyle şeyler, bazı şarkı mark söyleme, <laughs> o adeti değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye yapmıyorsunuz, niye çalmıyorsunuz böyle dedi. <laughs> bu demekte ki bu haram olsaydı Resulullah hay hay, o haşa, hiçbir şey yapılamaz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra müziğe gelince aslında güzel ses aslında müziktir. <laughs> asıl olan müzik güzel sesi. Evet. Enstrümanla sadece ona destek veriyorlar. Onu daha güzel çıkması için ve falan daha güzel ortam bir atmak için. Aynen. Ee, onun için şimdi haram olan nedir? Onunla beraber dans etmek. Bu haramdır. Hı -hı. O yapamazsınız onu da mı? öyle? Ama bir insan sadece güzel kelimeler söylüyorlarsa, güzel sözler söylüyorlarsa, söylüyorsa, o, o haram değildir. Hı -hı. Şimdi vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir soru soruldu. Mesih Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, şimdi biliyorsun İslam'da Sufiler, onlar bazı çalgılar, ilahiler falan bunu kullandılar evet. ilahi söylerken. Türkiye'de ve evet. ilahi söylerken bazı, bazı enstrümanlar kullanılıyor. Evet. Mesih olsam dedi ki, biz onlara Suvezan'da bulunamayız. Hı hı. Onlar bunu kullandılar. Evet. Onun için bunu bu manada yani haram değil. kafanda mayo hepten yes. Bu manada haram değildir. Hmm. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu kullanmadı. Niye kullanmadı? Bunu kısa sürede vaktimiz az. Müziğin insan ruhu üzerinde bir etkisi var. Kuşkusuz bir etkisi var. Hmm. Ama bu, etki geçicidir. Mesela hmm. siz huzurlu bir şarkı dinlediğinizde Ruhunuz huzurlanır. Tamam mı? şımarık bir şeyler dinlediniz mi, işte şımarırsınız. Tamam böyle şeyler. Ama bu um, etki geçicidir. iki dakika, bir saat falan. Yeah. Ama bunun tersi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiç yaklaşmadı. Böyle ibadet olarak, mm -hmm. ibadet mm -hmm. dağ, bu çalgılar, mal maddi, yeah. ve müziği hiç kullanmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde durdu. Niye? Çünkü namazın insan ruhi üzerinde daimi etkisi var. Yeah. Yani mm -hmm. çalgının ve müziğin

Zaman içerisinde, o mesela 5 sene önce iyi zannettiği yok yok, onun ruha öyle bir şeffaflık veriliyor ki, yok ya bu günah ya ben bunu yanlışlıkla böyle iyilik olarak yapıyor yapıyorum. Onun için Sufiler diyorlar ki, Hasanatul abrare seyyiatul auliyah, normal Müminlerin, Müslümanların, iyilik diyerek yaptıkları, Evliyaların günahlarıdır, niye? Çünkü onlar, ilerledikçe ilerledikçe ruhlar hassaslaşıyor, şeffaflaşıyor ve dün iyilik zannederek yaptıkları, şimdi onlardan aşağı derecedeki müminun iyi olarak, iyilik olarak yapıyor hmm. ve bu doğrudur. Onun evet. için iyiliktir ama evet. bugün o evliyalık mertebesine erince diyor ki Yo, yok, kardeşim bu aslında bir iyilik değil. Hmm. Tamam Bunun evet. için <laughs> yani bunu mesela bir örneğini alacak olursak Kur'an'ın ki mesela diyor ki Bakara suresinin başında diyor ki mimma razaknahum yunfikun verdiklerimizden harcarlar. İşte iman ettin ama harcama. Yani işte hmm. bir kuruş, iki kuruş ama evet. dördüncü cüze indiği Geçtiğim zaman geçtiğimiz zaman Allah-u Teala diyor ki lan birra hatta tunfiku mimma tuhibbun sevdiğinizi harcamadığınız müddetçe tamam Siz iyilik yapmış sayılmazsınız. Orada değil mi? Evet, evet. Onun için evet bu ibadetin böyle bir etkisi var. Gerçek ibadet size ilerletiyor, ilerletiyor, nurlandırıyor, ruhunu şeffaflaştırıyor. Ve siz iyilikte, hayırda ilerliyorsunuz ama müziğin böyle bir etkisi olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet için müziği kesinlikle kullanmadı, ona, ne diyeyim, ona yaklaşmadı. Ama müzik yüzde yüz böyle haramdır dememiz o doğru olmaz efendim. Orada ne dinliyorsanız o helal veya haram olabilir. Hı hı hı. Teşekkür ederim hocam. Ee, şey demiştiniz yani mesela dans etmek haram demiştiniz. O şimdi yani dans etmek genel olarak haram mı yoksa sırf yani erkek kadın karışık olarak Yo, mı yani? Dans dans haram değil. Böyle efendim kadını kadınla yapsa falan diye Hı -hı. böyle bir o şey yok. Böyle Hı -hı. efendim dans öyle değil. Veya huzura birisi soru sordu. Ben de o, burada Almanya'da birisi bir şey yazdım. Dedi ki biz ki e, kar koca dans etse. Hı -hı. Huzur diye, hayır. Hı hı, hı. Tamam Bazı şeyler var ki onun ilk aşması o günah olmayabilir ama size günaha doğru götürür. Onu, onun için onun için o böyle şeylerin ilk aşması bile caiz değildir. Hı hı. Tamam hocam. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Bizi de aydınlattığınız için.